Baş başa kaldık. Biraz bizden mi konuşsak? Yani geçen konuştuk. Ben senin kafanı yarmışım. Sen çeyizine koymuşsun taşı falan. Bir garip muhabbet oluyor öyle. Geçmişten değil Demir. Ben şimdi söylüyorum. Ya şimdi, boş ver şimdi. Şimdi acele edecek zaman değil ki. Şimdilerde şimdilerden geçiyoruz zaten. Ben yorulmuşum ayrı. Sana masaj yapayım o zaman ben. Yap bakayım. Aşağı, biraz daha aşağı. Heh. Kız bunu kafalar. Tansel temasa da başladı. Selam. Bize kahve yaptım. Sebep? Hiç. Karşılıklı içeriz diye. Karşılıklı mı içeriz? Hı. Şu omurlar var ya. Hı hı. Onların arasını bir açarsan. Hah. Bak. Çiko da var. Hem de en sevdiğinden. Sen beni bunlarla yumuşatacağını mı sanıyorsun? Şansımı deniyorum diyelim. Hiç boşuna zorlama. Çünkü sen beni hiç düşünmeden çok zor duruma düşürdün Edeş. Hala aşağıda kızla fingirliyorsun. Yasemin, bak. Tamam, bu çoğu zaman benim de hoşuma gitmiyor ama ne yapayım, yapı meselesi. İnatçı biriyim. Yani her konuda kafama taktığım ne varsa sonucuna ulaşana dek bırakmam. Sen de öylesin. Hmm. Ayrıca dışarıdan bakıldığında mantıksız gibi görünsem de aslında hiç öyle değilimdir. Kendi içimde uzun hesaplaşmalar yaparım. Artılarını, eksilerini yazarım, toplarım, çıkarırım. Ben de çarparım. Hak edeni öyle bir çarparım ki. Farkındayım. Aynı zamanda fedakar birisin de. Sevdiklerin için her şeyi göze alırsın. Yeri gelir dünyanın en gözü kara insanı olursun. Geri gelir süt dökmüş kediye dönersin. Bazen de gemileri yakar. Kimse için gözünü kırpmazsın. Böyle birisin sen. Aferin. İyi gözlemlemiş. Aslında çok da ihtiyacım olmadı gözleme. Çünkü biz birbirimize çok benziyoruz. Bana kızma, sen de benim gibisin. Benim karakterimdensin. Hatta benim hiç sahip olamayacağım asi, gözü kara, cesur kız kardeşimsin sen benim. Fark etmedim sanma. Ya bana uzak dur derken kendi içini yiyorsun. Uzak duramamaktan korkuyorsun Yasemin. Kabul et. Bak, sana söz. Bundan sonra attığın her adımı daha dikkatli atacağım. Ayrıca sana bundan sonra asla yalan söylemeyeceğim. İnanayım mı? İnan. Şöyle. Bu inancını desteklemek için güzel bir itirafta bulunacağım sana şimdi. Hazır mısın? Ben Ayşe'ne aşık oldum. Ne? Aşık mı oldun? Oldum valla. Hayır yani bir şey olacağından değil de bil istedim. Sonuçta kardeşler birbirlerine yalan söylemezler. İyi de aşık oldum diyorsun. Sonra da bir şey olacağından değil diyorsun. Ayşen senin için heves mi? Yani bilemedim. Şimdi sen de öyle sevince aslında öyle gibi de değil. Başka kim söyledi ki? Yok canım, kim? Nereden biliyor ki kim ne söyleyecek? Hiç kimse bir şey söylemedi. Bana bak. Peki Ayşen ne yaptı bu öpüşme sonrasında? Yani tehdit falan etti. Babama söylerim dedi. Babama mı? Sonra da dedi ki karına söylerim. Oradan da tehdit etti. Ben de tabii panik oldum. Dedim ki Ayşen dedim, sen dedim yanlış anladın. Ben hiç dedim öyle bir niyetim yok. Bizim dedim dudaklarımız öyle dedim çarpıştı birbirine. Yoksa dedim ben hiç dedim öyle biri değilim. Ben dedim karıma aşığım. Biz dedim birbirimizi tutkuyla seven bir çiftiz. Görmüyor musun dedim, aynı evde yaşıyoruz. Neler dedim oluyor. Anlattım anlattım. İkna olduğu gibi ama olmamış da olabilir. Bilmiyorum yani. Ya Demir'e söylerse? Aşağıda alırsın soluğu. Nerede bunlar ya? Bir sonraki adıma mı geçtiler yoksa? Aman Allah korusun Yasemin. Allah korusun tabii. Yok canım. Demir yapmaz öyle şey. Nereye? Yemeyecek misin çikolatalı? Ha, ben bademi sevmem ki. İyi tanıyamamışsın demek ki. Aa, bu benim sevdiğimdendi.
Tamam, ben genelini çektim. O zaman siz şimdi bunları yavaş yavaş içeri götürün, tamam mı? Dolaba koyun ki bozulmasın, tamam? Tamam. Şimdi hijyen hepimiz için çok önemli. Bunu unutmuyoruz. Ne yaptın tatlım? Bitti mi? Evet evet abla, şunları da yapayım, bitecek. Ha. Hemen çekelim de. Çünkü arkadaşımın butiğinden ya, başına bir iş gelmesin ama. Aa, biz bunları çekelim, yükleyelim. Zaten arkadaşım bize bir sürü gönderecek, merak etme Ayşe. İnşallah. Şöyle. Çekil. Ya şu pil. Hadi. Ay, bakayım. Kız Ayşe. Böyle sanki çok ruhsuz oldu gibi ama ya, baksana. Bence de abla, ne yapacağız? Sen mi giysin acaba? Bana olmaz ki, büyük bu. Ne yapsak ki şimdi ya? Bir şey de yapılmaz ki boy boy. Günaydın. Günaydın. Günaydın tatlı kız. Ne yapıyorsun kız? Saçmalama abla. Allah Allah. Evet, hadi biraz hareket. Ay, böyle çok donuk kaldınız ama biraz hani samimileştiniz. Hani karı kocasınız ya siz. Kızım dön kazık gibi kaldın şöyle, sen de belinden karını bir tutsan da. Hani tutup satar ya, hani böyle bir hareket, bir heyecan istiyorum. Evet, bakışın elbis. Şöyle biraz siz de şöyle de şuradan bak. Şöyle, omuz başından bak. Evet öyle. Evet. Nasıl öyle. Nasıl bir fotoğraf çok oluyor bu güzel acaba? Ama Ayşen be, şunu bir tut bakayım. Tut be. Şöpeyim gelip şuradan bir rüzgar yapsana sen de alttan alttan. Dur kız, şöyle dön bakayım sen beni. Karın yani, birazcık samimiyet, bir heyecan istiyorum. Evet, bakışın elbis. Ayşen şey getir. Senin o tacı getirsene sen bir. Olmaz. Kız alt tarafı papatyadan bir taç getir şunu. Kız getir, Allah aşkına bir şey eksik diyorum. O eksik işte. Şimdi çekiyorum biraz alttan şüphem. Alt aşkım, ha. Alttan. Ver coşkuyu, ver. Üstten değil, alttan ver. Alttan, ha? Tut şunu bakayım biraz. Geldim. Şey. Kız bak, gözlerinin yeşilliği ortaya çıktı yine, görüyor musun? Ela ama göz. Olsa duman aldı ya, şimdi yeşil oldu bir anda, o yüzden. Görüyorsun değil mi? Evet, çekiyorum. Ama alttan şu bir çek. Alttan beni yardır. Yardır, alttan yardır. Tamam. Mantılar yerlere. Yanmadı mı kimse? Ah be oğlum. Mundar ettin lan gül gibi mantıyı, mundar. Ya Demir, acelen ne yavrum ya? Of. Sakın basmayın, hemen hallediyorum şimdi. Aksilik ama. Ben atıyorum çünkü. Aksi şeytan. Dur kızım. Böyle. Dur, dur. İşte ya. Geliyorlar mı? Geliyor, geliyor. Tamam. Evet, çekiyorum. Şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? Şöyle dur. Sırtından buraya doğru bak. Heh. Evet, heyecanlı bir çift var. Elbise çok güzel. Evet. Bunlar ne güzel fotoğraflar olmuş. Ne güzel çıkmışız ya. Aa, güzel çekerim ben. Anlıyor musun işte? Ellerine sağlık. Helal olsun be. Bak, sana verdiğim hareketi görüyorsun değil mi? Nasıl? En iyisi olmuş. En iyisi o. Bakış da güzel olmuş. Hani anlıyor musun bu işte lan ya? Sen biraz Ayşe, çok mu yapsın? Çok iyi iş çıkardık değil mi? Bence biz çok güzel bir ekip olduk. Evet, baksana herkes canla başla çalışıyor. Herkese demiyorum Ayşe. Senle benden bahsediyorum. Olanlardan bahsediyorum. Ateş, bence sen olanı biteni unut. Tamam mı? Yani anın etkisiyle yaşanmış bir şeyin peşine bu kadar düşme. Anın etkisi mi? Evet. Üstelik bir daha asla tekrarlanmayacak bir şey. Gerçek bile değildi ya. Gerçek değil mi? Ayşen, sen benim kollarımdaydın. Dudaklarımda, ruhumda, bedenimdeydin Ayşen. Nasıl gerçek değil dersin? Ateş, susar mısın? Saçmalıyorsun. Hadi ama, ooo! Hadi ama çocuklar ya! Ne yapıyorsunuz siz? Ben de çekim için bekliyorum, siz lak 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 lak. Ne oluyor Ayşe? Teğel yapıyorum abla. Ama hızlı teğelle bebişim, böyle olmaz yani, bitmez. Sen de git, karına söyle, o kadar süslenmesin ya. Kuş mu konduruyor, Allah aşkına gelsin, bekliyorum burada. Ha? Tamam, ben gideyim bir haber vereyim. Hadi be, hadi bir koşu. Hadi bakalım. Çok yavaşlar, çok. Böyle olmaz. Yenilerini almak lazım. Bana yeni mankenler lazım.